Sıkılmadınız umarım. Size müzik bile açtım. Küçük adam odasına götürün. Gel bakalım. Ya, bırak oğlumu. Bırak annem nasıl... Vedat Bey özür dilerim. Bir anda istemeden oldu. Yiğit odasına götür hemen. Emredersiniz. Ya bırak oğlumu. Nereye götürdü oğlunu? Odasına. Burası hala onun evi Nefes. Unuttun mu? Hem bizim konuşmamız gereken şeyler var. Anne baba konuşacak. Çok canı yanıyor değil mi? Yok. Neden? Her şeye rağmen Yiğit'le ben mutlu olduğumuz için, senden korkmadığımız için çok canı yanıyor değil mi? Yanması mı gerekiyor? Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Senin karşında 8 yıl önceki kadın yok artık. Eğer bana elini sürecek olursan seni öldürürüm. Eğer onu yapamazsam kendimi öldürürüm. Anladın mı? Çok konuşuyorsun Nefes. Sen de bunu anladın mı? Seni çok özledim biliyor musun? Çok. Maestro. Duyuyor musun? Hatırladın değil mi? Nasıl unutabilirsin öyle değil mi? Şimdi biraz gevşe. Ben de gideyim size içecek bir şeyler hazırlayayım. Hemen dönerim. Geçmiş günlerden falan bahsederiz. Biraz rahatlarız. Benimle gel. Vedat Bey özür dilerim. Vurmak istemedim. Dediğim gibi canım yanınca. Can tatlı tabii, olur öyle şeyler. Takma kafanı. Yiğit'i ne yaptın? Dediğiniz gibi odaya koydum, kilitledim. Aferin. Şuradan bir tabak çıkar bakayım. Ne yapacaksınız? Parayı kırışacaksınız değil mi? Evet. Bir kahvehane açmayı düşünüyoruz. 3 ortak. Harika bir fikir. Bravo. Kimin aklına geldi? Şu tostu Yiğit'e götür. Her ne şekilde olursa olsun, benim olana el uzatılmasından hiç hoşlanmam. Yani birbirimizi daha yakından tanıyalım diye söylüyorum. Yapım meselesi. Anlıyorsun değil mi? Vedat Bey! Efendim? Anlıyorsun değil mi? Evet. Pardon. Ziyan oldu.
Tahir seninle konuşmak istiyor. Bu sabah gelmiş. Ama kısmet olmamış. Yarın sabah Deli Tahir'in mezarına gel. Çok bekletmedim umarım. Sakın yaklaşma bana. Çok gerginsin Nefes. Biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Harikasın hayatım. Ben senin hayatın değilim. Ecelinim. Bekletmeden gel o zaman ha. Gel. Ecelim.